Üst kapak contamızı takıyoruz. Üst kapağımızı alıyoruz. Bu pulların bu arada yönü vardı. Yönüne dikkat olun. Arkadaşlar şu anda motorumuzu masanın üstünde toplayabileceğimiz kadar topladık. Ve şasesinin üstüne takacağız. Son hali böyle. Evet, yadigar geliyor arkadaşlar. Geri çek biraz. Kablomuz kalmadı değil mi orada sıkışan? Tamam. Evet, şimdi motorumuzun geri kalan aksamlarını tamamlıyoruz.
Tamamdır. Arkadaşlar motorumuzun gergisi yayıda takılıyor şu anda. Yayını yerine oturtturduk. Şimdi de somunlarını sıkıyoruz, civatalarını. Pipomuz alalım. Abi sen bana burada yardımcı olacaksın. Okey. Tamam, yardım ederim. Arkadaşlar şimdi ateşleme bobinimizi takıyoruz yerine. Bunun burasında pullar olur. Pulları mümkünse kaybetmemeye çalışın. Evet arkadaşlar, çok değerli bir bilgi geldi Batuhan kalfamızdan. Bu arada Batuhan dükkanımızın kalfasıdır. Şimdi arkadaşlar bu mesela motorların volantının şurasının içerisinde iyi olur. Bunu sökmek biraz zordu. Şu aparat olması lazım. Bu aparat olmazsa hiç sökemezsiniz. Mesela bu aparat var diyelim. İçerisindeki dişleri yalama ettirmeden takın. Tık dedi arkadaşlar. Motorumuz şu an tabii ki bilgeler falan değiştiği için çok sert. Piston silindiri de değiştiği için tabii ki. Bu motoru alıştıracağız. Ağır ağır bineceğiz. Mümkünse bir motorumuz varsa inledikten sonra şey yapmayın. Yani kişi falan binmeyin. Tek kişi binin. Yarım gazla kullanın. Çok fazla devirleri de geçirmeyin. Somunumuz. Somun düzgün oturtturun. Oturtturmazsanız gramınız yarama olur. Yarama olduğu sürece çöp olur. Yeni bir tane sıfır gram almak gerekir. O da şu an 1,5 milyar, 2,5 milyar. Onu söylüyorum. Evet arkadaşlar, Batuhan kalfamız şu an biraz stresli tabi. O yüzden birazcık öfkeli ve sinirli konuşabiliyor. Her sustada olduğu gibi. Böyle çevirip motorumuzu bir açtıralım iyice bir. Yağlansın bilyaları, sekman, piston silindiri. Arkadaşlar şimdi pistonumuzu üste doğru alıyoruz, sonra biraz indiriyoruz, yani ortada olması gerekiyor. Volantımızın somununu sıkabilmemiz için pistonu kilitleyeceğiz buradan. İçerisine buji takılan yerden içerisine ip sallıyoruz şu an. Buraya demir falan, tornavida herhangi bir şey sokmayın. Diğer videolarda falan çok gördük biz o şekilde sokanı. Buraya normal bir ip, şu kalınlıkta bir ip içerisine sokup sıkıştırabilirsiniz. Yani motoru kilitlemiş oluyoruz. Kilitledikten sonra da rahat bir şekilde volantımızı sıkacağız. Bu işlemi volant sökerken de yapabilirsiniz. Piston yukarıya doğru çıkarken
tam yarıdayken kitlemeniz gerekiyor. Şu an bakın motor kilitlendi. Evet, şu anda kilitledi motoru. Ve volantımızın somununu sıkıyoruz. Burayı güzel bir şekilde torklamazsanız bu somun buradan gevşer. Somun adam arar. Aynı zamanda bu da adam arar. Bunu söyleyeyim. Nokta. Çevremizdeki insanlara zarar verebilir diyor arkadaşlar. Yani kaç bin devirle dönen bir motor yani. Ustamız biraz stresli tabi. Aynen, biraz stresli. Çok garip bir motordur. Ve biz niye bunu tekrardan şey ettik ki? Anlamadım. Garamayı takacağız. Böyle hatalar olabilir. Sıkıntı yok. Sakin ol. Sinirlenme. Şimdi arkadaşlar bu garamamız. Asıl yük buna da biniyor aynı zamanda. Bunun içerisinde şöyle perno gibi bir şeyle olur yani, delik gibi böyle. Bunları içine geçiriyoruz. Bu somunu. Şurada bir de pul var. Bu pul da arkaya takılıyor yani, granın bir arkasına takılıyor. Bunu da ilk öncelikle pulu oturtuyoruz, demek dediğim gibi. Evet, kavramamızı uzun süreçler sonra takıyoruz Allah'a izin versin. Tamam. Arkadaşlar şöyle karbüratörümüz takıldı. Benzin hortumunu da taktık. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Hepimiz heyecanla bekliyoruz bakalım çalışacak mı? Toplayalım, bir sesini falan duyalım, dinleyelim. Şöyle bir tın 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 saysın inşallah. Alabiliriz. Ben şuraya kadar alacağım. Tamam. Evet, şu anda bujumuz da takılıyor. Arkadaşlar bu kayış, adı kayış. Bunu buradan geçiriyoruz, kavramaya takıyoruz. Lastiğimize takıyoruz. Tık, attı mı attı. Evet arkadaşlar, heyecanlı bekleyişler. Motor o kadar çok sıkı ki kavrama çeviremiyor motoru yani. Maşallah taş gibi kompresör olmuş.
Kavrama çeviremedim motoru. Ertesi günün sabahından herkese merhabalar. Dün bayağı geceye kadar motoru toplamaya çalıştık. Topladık, bitirdik. Çalıştırmaya çalıştık. Motor çok sıkı olduğu için kavrama tarafı motoru çeviremedi, döndüremedi. Havada zaten bayağı kararmıştı, geç olmuştu. Ki zaten motoru çalıştırsak bile rolante de çalıştırıp motorun biraz alışmasını, ondan sonra bilyelerin alışmasını beklememiz gerekiyordu. O saatte de çok fazla ses yapamayacağımız için dün çok fazla uğraşmayalım dedik ve yarına bırakalım dedik. Şimdi bugün motoru bir çalıştırmayı deneyeceğiz. Çalıştıracağız. Ayarlarına bakacağız. Gaz yemesine bakacağız. Ondan sonra rölantesine bakacağız. Motorumuzun yan kapakları takılıyor. Tamamdır artık. Kullanıma hazır. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yola gidiyoruz.